كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ölen bir insanı o böyle yapardı, şöyle yapardı diyerek sürekli dile getirmek iyi mi kötü mü? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bir cenaze geçti. Sahabeler o cenaze için şöyle adam, iyi adam, şöyle güzel adam, şöyle hoş adam, çok mübarek adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vecebet dedi. Bir cenaze daha geçti. İşte şöyle kötü adam, şöyle bozuk adam, işte ne bileyim Allah'ın belası, iyi ki öldü dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine vecebet dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh oradaydı. Dedi ki ya Resulallah, birinci cenaze geçti, vecebet dedin. Yani vacip oldu. İkinci cenaze de geçti, vecebet dedin. Yani vacip oldu. Ya Resulallah, neyi vacip oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Dedi ki siz o ilk geçen iyi insan hakkında iyi adam dediniz, hoş adam dediniz. Ona cennet vacip oldu. İkinci geçene kötü adam, bozuk adam, şöyle adam, böyle adam dediniz. Ona cehennem vacip oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Siz Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki şahitlerisiniz. Evet, mevzu bu. Ölen birinin hakkından sakın ha sakın kötü konuşmayın. Kötü adam bile olsa gerek yok. Zaten kötü adam öldü gitti. Cezasını da belasını da çekecek. Ha, iyi ise güzelliklerini anın. Çünkü hadiste geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölenleri iyilikleriyle yad edin diyor. Bakın, ölenleri iyilikleriyle yad edin. Arkasından konuşmak kötüdür. Gıybete de girer. Hatta onun kabir azabına sebep olabilir. Yani şu, hadi şöyle bir şey de var. Mesela bir şarkıcı, bir sanatçı, ne bileyim artistin biri ölmüş. Sen onun arkasından onun filmlerini izliyorsun, onun dizilerini izliyorsun, onun şarkılarını dinliyorsun. O ona kabirde azap olarak ona geri dönüyor. Evet. Mesela ölen şarkıcıların şarkılarını dinlemek, aman ya Rabbi, onun başına bela olarak yeter. Sürekli de ölen adamın arkasından da ya da kadının arkasından da konuşmamak lazım. Ama işte bizim dilimiz öyle bir hale gelmiş ki sabah akşam gıybet yapmadan duramıyoruz. Gıybetle alakalı uzun bir sohbetimiz var. Müsait bir zamanda onu dinlemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah bunu da anladınız. Şimdi hocam, benim iki tane oğlum var. Babada kalıyor. Baba benden sonra bir evlilik yaptı. Ayrıldı. Yeniden evlenecek. Ben çocuklarımı yanıma almak istiyorum. İlim öğrensinler diye. Bende kalmaları iyi mi? Babaları büyük. Oğlum 10 yaşında. Küçük 9 yaşında. Şimdi bu tabii maalesef bizim ülkemizde buna mahkeme karar veriyor. Eğer ki koca diyorsa ki çocuklar sende kalsın diyorsa, buna müsaade ediyorsa, eğer ki sizin de maddi imkanınız yeterliyse, çocukları okutma imkanınız varsa, ona güzel bir gelecek sağlarım diyorsanız çocuklarınızı yanınıza alın. Şimdi ama eğer ki, bakın burayı iyi anlayın, bu çocuk meselelerinden çok kavgalar çıkıyor, çok Allah muhafaza iş cinayete kadar gidiyor. Niye? O diyor ki ben oğlum vermem, o diyor işte ben kızım vermem, bilmem ne, böyle gereksiz münakaşalar oluyor. Allah muhafaza adam, lan lafımı ben açık sözüm, az çok tanıyorsanız beni, adam itin teki ise, evet adam itin teki ise Allah muhafaza canınızı yakar. Biz zaten böyle meselede hep hanım kardeşlerimizi savunuyoruz. Adam bozuksa, adam beş para etmezse uzak durun, muhatap olmayın, dua edin bol bol. He, şimdi şunu söyleyeyim, Rabbim aklıma getirdi. Bir hacetiniz varsa, bir sıkıntınız varsa iki rekat hacet namazı kılın. İki rekat hacet namazı kılın, Yasin okuyun. Bakın bununla alakalı özel bir sohbet yaptık. Hatta uygulamalı. Abdesthanemize abdest aldık sünnet üzere. Burada da iki rekat hacet namazı kıldık. Bu şekilde Allah Celle Celaluhu'dan ne istiyorsanız alabilirsiniz. Mesela bu hanım abla eğer çocuklarını gerçekten istiyorsa, İşte ilim öğreteceğim, okutacağım diyorsa ne yapacak? Yasin okuyacak. Hacet namazı kılacak. Allah Celle Celaluhu onun bu sıkıntısını giderir. Ama evliliklerde arkadaşlar, yani gerçi herhalde bununla alakalı bir soru var. Onda daha detaylı konuşuruz. Hatta direkt o soruya geçelim. Mevzuyu öyle bağlayalım. Şimdi bakın, başka bir soru, güzel bir soru bu. Diyor ki hanım kardeş, hocam eşim işten gelince sürekli telefonla oynuyor ve bu durum beni çok üzüyor. Benle ilgilenmesini istiyorum. Karı koca hakkında bir iki kelam eder misiniz? Şimdi bu karı koca haklarında o kadar çok sohbetimiz var ki,
Yani şimdi kadınlara taraf oluyoruz, erkekler kızıyor. Erkeklere taraf oluyoruz, kadınlar kızıyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani ama biz orada hak neyse genelde onu konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü hakkı konuşmazsak bu sefer kul hakkına girmiş oluruz. Koca dediğin işten geldiği zaman evvela bir güzelce elini yüzünü yıkayacak arkadaşlar. Her zaman şunu söylüyor, temiz olacak, erkek bakımlı olacak. Adam işten eve gelip telefonla oynuyorsa kadın burada da kendini biraz sorgulayacak. Evet, bak her zaman söylüyoruz. Kocam böyle bir adamsa, kocam bozuk adamsa o kapıdan girdiği anda bütün dikkati sende olacak hanım abla. Evet. Bakım mı yapıyorsun, makyaj mı yapıyorsun, ne yapıyorsa beni alakadar etmez o. Ben açık sözlüyüm arkadaşlar. Sen kocanın dikkatini çekemiyorsan, o telefon senden daha fazla dikkat çekiyorsa hanım abla sende de biraz sıkıntı var. Evet. Ya şimdi adam bozuk, adam bilmem ne şerefsiz. Ya arkadaş tamam da adam öyle de sen de bir şekilde işi bağlaman lazım. Ne yapacaksın? Dua edeceksin. Az önce söyledik. Yasin okuyacaksın. Hacet namazı kılacaksın. Allah'tan isteyeceksin. Ya Rabbi ben kocamı seviyorum. Mutlu olmak istiyorum. Onunla el ele cennete girmek istiyorum. Ben bunu istiyorum ya Rabbi. Ben helal alanı istiyorum. O harama kaçıyor. Ben helal istiyorum. Ya Rabbi yardım et. Böyle dua edin inşallah. Eşlerinizi kendinize bağlayın. Ondan sonra devam edeyim. Telefonla oynuyor. Dediğim gibi tek çaresi hanım ablalar, kadın biraz dertli olacak. Sünnet üzere bir ev. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi gibi bir ev istiyorsak sünnetlere sarılacağız. Hanımlar misvak kullanın. Hanımlar sünnet üzere yaşayın. Yemek yerken, su içerken, tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken sünnet üzere hepsini yapacaksınız. Bunlar sadece erkekler için geçerli değil. Yahu sen yeme haline başlayacaksın, besmeleyle başlayacaksın. Tefekkür edeceksin, sonunda elhamdülillah diyeceksin. Ya bir sürü mesele var. Bunların hepsi ama hepsi bak bir daha söylüyorum. Hepsi kadınları da ilgilendiriyor. Sadece erkekler için değil. Heh, bunları yaptın. Dua edeceksin. Ondan sonra bak ev ne güzel hale gelecek. Telefonla ilgileniyor. Beni çok üzüyor. Allah ona da akıl fikir versin. Benle ilgilenmesini istiyorum. Karı koca haklarından bir iki kelam eder misiniz demiş. Şimdi karı koca hakları şudur. Kadın kocasına kadınlık yapacak. Yemeğini yapacak. Ne olursa olsun. Bakın çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eğer diyor bir adamın, bak iyi deyin bu hadis örnektir ha, yanlış anlamayın. Bir adamın diyor burnundan, bir burnundan kan aksa, bir burnundan irin aksa diyor, karısı o burnundan akanları yese yutsa diye hakkını ödeyemez. Bu misaldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Eğer diyor Allah'tan başka birinin birine secde etmesi eğer olsaydı ben kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Ama koca koca olacak, adam olacak. Adam olduktan sonra bu hadisi çoğu yanlış anlıyor. Biz diyor neye secde edeceğiz? Hayır, koca adam olacak. Hanımlar iyi dinleyin hanımlar. Koca adam olacak. Adam olmazsa zaten yapacağımız şey belli, dua edeceğiz. Boşanmak en son çare. Allah Celle Celaluhu'nun en sevmediği helal olan şey boşanmaktır. Çocuklar dağılıyor, yuvalar dağılıyor. İdareci olalım. Ya dövüyorsa tamam idareci ol, sabret. Peygamberler karısından dayak yiyen Allah dostları vardı. Karısından dayak yiyen Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam neler çekti hanımından? Sabır. Tam tersi de olur. Adam zulmeder, zalimdir. Kadın sabredecek. Sabreden kadın evliya olacak. O yüzden yani karı koca hakları dediğim gibi kadınlar yemeğini pişirecek. Akşam kocasına güzel davranacak. Kocası da adam olacak. Her akşam eve güler yüzle gelecek. Bunları kocanıza anlatın. Bak söylüyorum. Kocanıza eğer muhabbetiniz varsa, hatta bu sohbeti direkt YouTube'a atınca direkt kocanıza izletin. Hatta ortaya hak koyun. İzlemezsen de hakkım haram olsun sana de. Sohbeti izlesin. Gerekirse zaten biz yine ekstradan fırça atarız. Dediğim gibi koca da ne yapacak? Eve güler yüzle gelecek. İmkanı varsa karısına gül alacak. Daha da imkanı varsa elbise alacak. Daha da imkanı varsa altın alacak. Araba alacak. Ev alacak. Koca bunu yapacak. Ama imkanlar dahilinde. Şimdi bunu deyip çıkışta adamdan bilezik istemeyin ha. Şimdi imkan varsa, şimdi adamın cebinde 5 lira varsa akşam bana çeyrek getirmesen Allah belanı versin demeyin yani. Ondan sonra adam da ondan sonra sana saydırınca niye saydırdın demeyin. İnşallah anladınız. Koca hakkı da önemli, kadın hakkı da önemli. Kadınların tek çaresi dua edecekler. Sünnet üzere bir hayat yaşamaya çalışacaklar. Hocam eşim namaz kılıyor. Bir arkadaşı var. O da namaz kılıyor. Ancak bekarken küfürlü konuşmalarına denk geldim. Eşime bundan seslenir misiniz? Mübarek ne diye seslenin ben eşine? Hocam hayırlı afiyetli evladım olması için dua eder misiniz? Duaları, şu duayı sona saklayalım. Şimdi burada herhalde bu
hanım kardeşimizin bekar bir arkadaşı var. Ya yani kocasının bekar bir arkadaşı var. Onun küfürlü konuşmalarına denk gelmişiz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Bu hanımlar için de geçerli, erkekler için de. Eğer bir hanımın arkadaşı namazsızsa, hanımlar iyi dinleyin burayı hanımlar. Hanım abla sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, senin arkadaşın namazsızsa, abdestsizse sadece emri bil maruf yapıyorsun bak. Haricinde oturmaya yok kalkma yok kısır günüymüş, yok altın günüymüş, yok melahatte toplantılar hiç beni alakadar etmez. Uzak duracaksın. O en bak en hafifi bak en hafifi namazsız arkadaşınızın size yapacağı en hafif zulüm seni namazını 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika geç kıldırır. Ya biraz daha birazdan kılarsın. Bilmem 5 dakika bekle kılarsın. Hayır. Şimdi bu hanım kardeşin kocasının arkadaşına da Allah selamet versin. Ona da diyoruz ki onun kocasına kötü arkadaştan uzak dur. Kötü arkadaş adamı cehennemin dibine sokar. O kadar açık konuşuyorum. Yani namaz kılıp küfür ediyorsa onun kıldığı namaz namaz değil. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyuruyor. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer kişinin namazı onu kötülüklerden alıkoymuyorsa onun namazı namaz değildir. Küfür eden adamdan da uzak durun. Ne diyor bu? Sağlıklı ve her açıdan hayırlı evlatlara sahip olmak için eşlerin yapması gereken şeyler nelerdir? Ve eşlerin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Ailesine, çevresine, milletine, vatanına Müslümanla hayırlı olması için. Şimdi bakın bununla alakalı bir sohbetimiz var. İyi dinleyin burayı. YouTube'da çocuğu olmayanlar izlesin diye bir sohbetimiz var. İyi dinleyin burayı. Çocuğu olmayanlar izlesin. Çok basit bir pratik bir yöntem. Bununla birkaç kardeşime tavsiyede bulundum. Nur topu gibi iki tane çocuklara var. Hem de var ya mis gibi sapasağlam. Hatta bak bir tanesinin çocuğuna dediler ki otizm şeyi koydular teşhisi. İşte engelli olacak bilmem ne olacak. Dedim kardeşim hiç merak etme. Dua da ettik. Yasin de okuduk. O da dua etti. Çocuk şu anda sapasağlam. Yani hayırlı çocuk istiyorsak YouTube'daki sohbeti mutlaka izleyin. Çocuğu olmayanlar izlesin diye. Hayırlı vatanına, milletine faydalı bir çocuk istiyorsak bakın üstü kapalı konuşuyorum. Yaptığımız her iş anladınız inşallah. Her iş sünnete uygun olacak. Sünnete uygun olmazsa çocuktan hayır beklemeyin. Kaba bir tabir olarak söylüyorum. Besmelesiz çocuk diye bir tabir var ya. Lafım budur. Her işte sünnet üzere olursak, hayatımız sünnet üzere olursa o çocuk vatanına da, milletine de bağlı olur. Sen namaz kılmıyorsan, çocuğa namaz kıl dersen o çocuk namaz kılmaz. Bir insan sinirle ben zaten dinden imandan çıkmışım derse, Allah Allah. Ben zaten dinden imandan çıkmışım derse, çıkar mı? Ya bu nasıl bir kafadır ya? Bir insan, bir Müslüman bunu söyleyemez ya. Ben zaten dinden imandan çıkmışım diyorsa o zaten elfazı küfre girer. Arkadaşlar Allah razı olsun böyle şeylere dikkat edin. Yani bir Müslüman bakın elfazı şu anda şu anda YouTube sayfamızda son 2 haftadır elfazı küfür dersleri yapıyoruz. O kadar önemli bir ders ki bunu zaten bak bu sorunun cevabını söylüyorum. Elfazı küfür dersimiz başladı. Zaten bu sözü söyleyen dinden çıkar gibi bir başlık vardı. Tam sohbetlerimizi mutlaka izleyin. Ne dinden çıkartır ne kafir eder adamı detaylı olarak zaten anlatıyoruz. Zaten bir adamın bakın hanımlar iyi dinleyin burayı. Kocanızın ağzından elfazı küfür bir laf çıktığı anda nikahınız düşüyor. Kocanızla yan yana durmanız haram. Allah muhafaza. Yani ben açık sözüm bir daha söylüyorum. Birleşme olursa o birleşmeden çocuk olursa veledi zina oluyor. O kadar açık konuşuyorum. Kocanızın ağzından elfazı küfür bir laf duyarsanız hemen tövbe etsin. Hemen bir tane imam nikahı kıymaya böyle hani yetkili, bilgili birini bulun. Hemen nikah kıydırın. Yoksa uzak durun. Çünkü o sizin kocanız değil artık. Kızım evlendi. Eşim kızıma gitme diye tehdit ediyor. Kız da gelmesin diye bana da gitme diyor. Ne? Eşim ne manyak adamlar var ya. Vallahi bile ne demek eşim kızıma gitme diye tehdit ediyor. Kız da gelmesin bana diye. Şimdi bakın hanımlar. Bu aslında bu hanımların dertleri hiç bitmiyor. Niye? Yani böyle mağara adamlarına denk gelince böyle oluyor. Evet. Ne yapacağız? Her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Hacet namazı Allah'tan isteyin. Sahabeler bir meselesi bir derdi olduğu zaman iyi dinleyin burayı. Sahabeler diyor bir sıkıntısı olduğu zaman ne yapıyorlardı? Hemen Allah'tan namazla ve sabırla yardım istiyorlardı. Kocası herhalde bu hanım ablayı kızına yollamıyormuş, tehdit ediyormuş. Hemen ne yapacak? İki rekat hacet namazı kılacak, dua edecek. Kocasının kalbini yumuşatmaya çalışacak. Güzellikle yumuşatmaya çalışsın. Ha bak da onu zorlamasın. Bak açık söylüyorum zorlamayın. Böyle şeylerde zorlamayın. Dua edin sadece. Çok başım ağrıyor. Büyüyle alakası var. Arkadaşlar çok baş ağrısı varsa ilk önce doktora gidin.
Onu söylüyorum. Bazen bize de oluyor. Mesela bir ara bana bir musallat oldu baş ağrısı. Bir hafta 10 gün, bir hafta 10 gün. Yani baş ağrısından duramadım. Bu sinüs mü ne diyor? Sinüzit mi bir şeyler diyorlar. Neyse migren mi? Bir sürü hastalık çıkıyor. Doktora gidin. Doktor baktı bir şey geçmiyor. Büyü olabilir. Büyü de olur, nazar da olur sürekli. Şimdi bakın iyi dinleyin burayı. Nazar ve büyü için. İyi kulak verin hanımlar. Sabah namazından hemen sonra, akşam namazından hemen sonra ve yatmadan önce büyüye, nazara, sihire tek çözüm. Devamlı ama. Başlarında Euzu Besmele çekerek. 3 ihlas. Hepsinin başında Euzu Besmele. 3 ihlas, 3 felak, 3 naz. Sabah, akşam yatmadan önce bunu okuyun. Allah'ın izniyle büyü, sihir, nazar iptal olur. Ve ayetel kürsü okuyun sürekli. Ayetel kürsüde ve la yaudühü hifzuhumayı 7 kere tekrarladın inşallah. Ben çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Eşimden para istiyorum. Vermiyor. Bazen de verdiği para evin ihtiyacını almıyor. Demeden alsam günah olur mu? Eşim para durumu ama yoktur. Arkadaşlar eğer bir adam karısına para vermiyorsa adam değildir, onu söyleyeyim. Onlara ben açık söyleyeyim. Arkadaşlar bir koca durumu iyiyse, hanımına para vermiyorsa cebinden indiregandı yapabilirsiniz. Ama çaktırmadan ha, gidip adamın cebini boşaltmayın ondan sonra. Tamam, çaktırmadan böyle 50-50 100-100 götürün. 10 lira, 20 lira, 50 lira ufak ufak götürün, yapacak bir şey yok. Evet, kadınların pantolon giymesi caiz midir? Asla, asla, asla. Bu cevap yeter. Mehmet Faruk Gürtunca Akpınar yayın bu peygamberle tarihi yazarı okunur mu? İçinde farklı yazan, mantığıma uyan şeyler oldu. Arkadaşlar ben Mehmet Faruk Gürtunca'yı tanımıyorum. Tanımadığım adamlara da hiçbir şekilde cevaz vermiyorum. Tanımıyorum. Elhamdülillah genelde de zaten tanımadığım adamlar hep bozuk çıkıyor. Sağlamları da bizi denk geliyor. Tanımadığınız adamları okumayın. Ahmet Şimşekil okuyun. Gerisine bakmayın. Tamam mı? O kadar söyleyeyim. Ahmet Şimşekil mübarek bir hocadır. Üstümde sürekli ağırlık var. Biri çok iyisin bile demeden hemen kötü olurum, ne yapmalıyım? Bu hanım kardeşe sürekli nazar diyor. Üzerimde sürekli ağırlık var. Biri çok iyisin bile demeden hemen... Arkadaşlar nazarla alakalı bak şunu söyleyeyim. Eğer bir kimse birine... Mesela bir şey gördü. Çok güzel maşallah dedi ya. O çok güzel derken diyor nazar der. İlk başta diyor maşallah demesi lazım. Maşallah. Böyle. Bu hanım ablaya büyük bir nazar değmiş. Sürekli kendi üstüne okusun. Felak, nas okusun sürekli kendi üstüne. Yapacak bir şey yok. Bize de sürekli nazar değiyor. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Felak, nas, ayetel kürsü okuyoruz. Sürekli abdesti gelsin. Sünnet üzere bir hayat yaşamaya çalışsın. Tarikatı olan kişiler koruma altında mı olur? Arkadaşlar tarikatı derken büyük ihtimalle şey olan hani tarikat dersi çekenlerden bahsediyoruz. Tarikat dersi çekmek Allah Celle Celaluhu'nun sürekli zikrini yaptığı için o kişiyi muhafaza altına alır. Çünkü sen günde en az 5000 Allah diyorsun. En az. Çünkü günde 5000 Allah diyeni Rabbim Celle Celaluhu yolda bırakmaz. Tarikat dersi olan derslerine ihtimam etsin. Tarikat derslerinizi yarıda bırakmayın, bitirmeye çalışın. Çünkü bırakmanın şeyi şöyle, Mahmud Efendi Hazretlerimiz buna kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmiyor. Hatta kızıyor yani. Tarikat derslerini bırakmayın. Hocam kocamın telefonda bir kadınla mesajlaşmalarını gördüm. Ve inkar edip bir de evin içerisinde her şeyi anlatması. Ya bu adamlar arkadaşlar yani bir daha söylüyorum, duacı olun. Böyle şeylerde bir insanın üzerine gidersen daha fazla tersini yapar. Mesela sen kocanı gördün mesajda, zaten kabul etmezler. İnkar ederler. Ne yapacaksın? Dua edeceksin. Üstüne gitmeyin, kavga çıkar. Üstüne gitmeyin, aranız daha da kötü olur. Dua edin. Ya Rabbi, kocamı bana aşık et. Ya Rabbi, aramızdaki muhabbeti genişlet. Ya Rabbi, evimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi gibi eyle. Ya Rabbi, aramızdaki muhabbeti Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma annemiz gibi eyle. Böyle dualar edin. Ve bir de evin içinde sürekli her şeyi anlatması. Yani evin içinde her şeyi anlatmasından maksat olmayacak şeyler konuşuyorsa da dediğim gibi İslam'da böyle bir şey yok. Buna müsaade yok. Bu hanımlar ne yapacak? Bol bol eşlerine dua edecek. Bakın yaklaşık 20 dakikadır konuşuyoruz. Hep ne diyoruz? Hanımların sıkıntısı var. Hanımlar duadan başka çaremiz yok. Dua, dua, dua. Baktınız düzelmiyor. Yine devam duaya. Allah dostlarından biri karısından zulüm görüyor. Bunu tam tersi olarak anlayın. Karısından sürekli zulüm görüyor. Ya müritler diyor ki ya hocam boşanın gözünü seveyim. Bak bu kadın işte bak seni dövüyor, sövüyor. Ya diyor boşanmayacağım gidin başına. Ya yok boşan bak zulüm görüyorsun diyor. Tamam diyor, lafı dinliyor, boşanıyor. Ertesi gün o talebeden diyor ki ya diyor ben kadından boşandım ama diyor bütün diyor benim manevi hallerin hepsi gitti diyor. Sıradan bir adam oldu bak. Karısının bu haline sabrettiği için evliya oluyor ama diyor ben karımdan boşandım bütün maneviyatım gitti. Siz de kocanıza sabredin inşallah. Sabrederseniz inşallah mükafatını
alırsınız. İçimden gelerek helallik veremiyorum. Dilim verse de kalbimden gelmiyor. Bunun için ne yapmalıyım? Arkadaşlar helallik verelim. Niye? Şöyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü başını secdeden kaldırmayacak. Niye? Ümmetimden tek bir kişi bile diyor cehennemde kalmasın. Sen birine hakkını helal etmezsen. Bak kadınlar bunu çok yapıyor. Allah razı olsun konuşuyorum. Kadınlar bununla alakalı çok inatçılık yapıyor. Sen inat edersen ben hakkımı helal etmiyorum. Cehenneme gitsin Allah belasını versin dersen. Senin yüzünden hakkını helal etmedin adam cehenneme girerse ya da kadın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adam ya da kadın cehennemden çıksın diye başı secdede mi kalsın? Helal edin ya kardeşime. Ne uğraşıyorsunuz ya? Allah Allah. Gözünü seveyim yapmayın bunu. Helal edin gitsin. Bebeğimin ailesi var. Tamam bunu duaları sona saklıyoruz. Eşim hafızı bıraktı. Tamam. Sona saklıyoruz. Ramazan'da doğum yaptığımızda borçlarımızı seneye geçirmemiz gerekiyormuş. Bu doğru mudur? Şimdi borçlarla alakalı hanımlar zaten özel günlerde namazın borcu olmuyor. Kazası olmuyor. Sadece orucun kazası olur. Ne kadar erken borçları kapatırsanız o kadar iyi. Kış günlerinde tutabiliriz. Mesela bak akşam ezanı kaçta okunuyor? Kışın tutun. Hani bekletmeyin. Çünkü kaldıkça kalır. Kaldıkça kalır. İyice şişmesin. Yılbaşına özel olmadan bu akşam çay içilirse günah sayılır mı? Arkadaşlar her akşam çay içiyorsanız bu akşam için. Hiçbir şey yapmadan yatarsanız en sevabı. Ama sırf bu akşam kafirlere muhalefet olsun diye ibadetle geçirene normal mesela namaza 100 sevap varsa 100 bin sevap var bu akşam. Tamam. Namaz kılın öyle yatın. Namaz esnasında aklıma bin bir türlü şey geliyor. Bunu engelleyebilir miyiz? Arkadaşlar bunun özeti şudur. Hırsız boş eve girmez. Şeytan seninle uğraşıyor. Niye? Demek ki sende bir potansiyel giriyor. Aklına sürekli vesvese getiriyor. Aklına sürekli vesvese geliyorsa ya tuvalette ya da abdeste sıkıntı var. Abdeste ve tuvalete dikkat edeceğiz. Namazda vesvese gelmesiyle alakalı da bunu kafaya takmayalım. Kafaya takarsak belli bir şey sonra hastalık haline geliyor. Hastalık da Allah muhafaza insanı psikolojik olarak da bozar. Vesveseyle alakalı dediğim gibi çok basit yöntemler var. Abdese dikkat edeceğiz. Namazla aklımıza bir şey gelirse tashih niyetli bir şey var. Yani niyetleri düzeltmek. Hemen kendimizi namaza verelim. Ölüm aklımıza gelsin. Okuduğumuz şeyden anlamını aklımıza getirmeye çalışalım. Vesveseye çok takılmayın. Bak çok takılmayın yoksa Allah muhafaza. 4 rekatlık bir namazı 3 rekat kılarsak yanlışla günah mıdır? 4 rekatlık namazı yanlışla 3 rekat kılıyorsan iade edeceğim. Bu kadar basit. Günah değildir. Aklımıza geldi. Ya ben bunu niye 3 kıldım? Hemen ne yapacağız? Hemen buna iade denir. Kaza denmez. Ya Rabbi niyet ettim senin zan için. İşte bugünkü yatsı namazının farzını iade etmeye. Tamam. Namazın içinde aklına gelirse seyif secdesi yapacaksın. Ölmeden önce 3 oğlunun üstüne bütün tapuları yapmış. Bu durum canımı çok yaktı ama onlara bir şey söyleyemedim. Hakkımı aramadım. Akıbetimiz nedir? Şimdi eğer bir adam kızına miras bırakmasa o adamın yeri cehennemdir. Evet. Eğer bir adamın atıyorum işte 3 kızı var, 3 oğlu var, 1 kızı var ya da 2 oğlu var, 1 kızı var. İllaki kızı varsa o adam ölmeden o kıza miras bırakmazsa, bilerek bırakmazsa o adam isterse hacı olsun, isterse hoca olsun cehennemin en güzellerini ona ağırlayacaklar. Ayet var, ayet. Ayet var. Sen ayete karşı geliyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı çok hadisi var. Bakın. Kur'an'da para mevzularında böyle zekat mevzularında direkt Allah Celle Celle ayeti vardır. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Allah Celle Celle söz hakkını sonradan verdi. Niye? Çünkü şu. Mesela 40'ta bir zekat var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetsiz bunu söyleseydi ne derlerdi? Sen kafana göre konuşuyorsun. Ya da işte mirasta sen kafana göre konuşuyorsun derler diye Rabbim Celle Celle ayet indirdi. Ayet sabittir. Kızına miras bırakmayan adam cehennemin dibinde yanar. O kadar açık konuşuyorum. Hele ayrımcılık yapan. Bak kızlarla alakalı sohbetimiz var. Yani bir baba kızına evvela çikolata verirse, bisküvi verirse, evvela kızına para verirse ne sevap var? 3 kızı olan cennette, 2 kızı olan cennette, 1 kızı olan cennette. Ama ona Müslüman ahlakıyla babalık yaparsa komşular birbirlerine kadar küs kalabilir. Komşularla alakası yok bu işin. Bir Müslümana 3 günden fazla küs kalması diyor. Sanki onun diyor kanını akıtmış gibi günahtır. Evet. İyi dinleyin burayı. 3 günden fazla küs kalırsan diyor. Onun diyor kanını akıtmış kadar büyük günah giriyorsun. Bundan daha ötesini söylemeye gerek yok. İsterse hatta komşu hakkı daha beter. Komşu hakkı çok daha beter. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki komşuyu komşuya mirasçı bırakacak zannettim. Evet. Allah Allah. Bunu soran kim acaba merak ettim. Hocam diyor
matematik hocamız çok zor soru soruyor, günah mı? Ve düşük aldım. Allah sana akıl fikir versin. Şimdi matematik hocası çok zor soru soruyor, günah mı? Şimdi eğer ki bak bu da var ha, ama güzel soru. Eğer ki o hoca çalıştırmadığı yerden soruyorsa, kitapta yazmayan yerden soruyorsa, yani hiç görmedikleri bir meselede soru soruyorsa, bilerek soruyorsa, o adamı zaten kul hakkına girer. O kadar çocuğun hakkına girer, o çocuğun geleceğiyle oynar. Direkt adamı bu ateşe atar. He, eğer ki de çalıştırdığı yerden soruyorsa da öğrenci de dersine çalışacak. Polistik over. İnşallah doğru söylemişimdir. Hastalığım var, çocuğun olmasına engel oluyormuş. Birkaç tane daha hastalığıma lütfen dua edin. Şimdi neyse, duaysa sona saklayayım. Bakın bir daha söylüyorum. Hanımlar, ne derdiniz varsa Allah Celle Celaluhu'dan isteyin. Hocam ben sizin ve Kerem Önder Hocam Efendi vesilesiyle hidayet buldum. Rabbim kabul etsin. Allah sizi aziz etsin. Amin. Yeni evlendim. Bağcılar'da güvenilir. Hoca hanım tanıdığınız varsa sohbetine gitmek isterim. Hocam eşinizin. Şimdi şunu söylüyorum. Bağcılar'da tanıdık bu çevrede yok ama bizim Yavuz Selim Mahallesi'nde var. Şunu söylüyorum. İyi dinleyin. Google'dan falan bakarsınız. Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Bayburt Aşağı Çımalı Derneği. Bak iyi dinleyin. Yavuz Selim Mahallesi Bayburt Aşağı Çımalı Derneği'nde kadınlar özel sohbet oluyor. Hatta orada tadilat olduğu için şu anda kadınlara sohbet bizim valide hanımın evinde yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günleri mi neydi? Hanımlara sohbet şu anda bizim valide hanımın evinde yapılıyor sohbet. Ama dediğim gibi oranın derneğin tadilatı bittiği zaman bununla alakalı bir hanım kardeş bana Instagram'dan mesaj atsın. Bununla alakalı bir ilan yapayım ben. Çünkü belki bu çevrede olup da istifade etmişsin hanımlar olur. Güzel bir hoca hanım geliyormuş oraya. İyi sohbet anlatıyormuş. Yani duyduğum o. Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Bayburt Aşağı Çımal Derneği. Günü ve saatiyle alakalı dediğim gibi biri, hanımlardan biri mesaj atsın. İlişki mesaj atmasın. Ben Instagram'da bununla özellikle paylaşacağım. Sohbetten de istifade edersiniz. Tamam, burayı bitiriyorum. Daha da soru almayacağız. Şimdi burada dualar var. Dualar yaptıktan sonra zaten sakalı şerifle alakalı. Şimdi şu duaya gelelim. Hocam diyor, polistik over hastalığım var. Çocuğun olmasına engel olmuş. Bakın bu az önce ne söyledik? Çocuğu olmayanlar ne dedik? Bir videomuz var, onu izlesin dedik. Ne olursa olsun. Zengin olan Allah Celle Celaluhu. Hastalığı veren Allah Celle Celaluhu. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu. Ya çocuğu veren Allah Celle Celaluhu. Ya Hazreti İbrahim olması lazım. 120 yaşında çocuğu oldu. 120 yaşında. Ya nice adamlar var. 70'inden 80'inden sonra baba oluyor, ana oluyor, olur. Bu mucize de değil yani. Olması gereken şey. Rabbim ol derse olur. Estaizu billah, bismillah. İndemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Allah Celle Celle bir şeyin olmasını murad ederse o şey sadece kün der. Yani ol der, o şey olur. Dua dedim. Rabbim tez zamanda Şafi ismin hürmetine bu kardeşime şifa versin. İsmini de içimden okudum. Evet. Eşim hafızı bıraktı. Tekrar dönmesi için dua edebilir misiniz? Ya Rabbi bu adama akıl fikir ver. Ya Rabbi bunun eşine de selamet ver. Yani hafızı bırakmak nedir biliyor musunuz? Yarım akıllıktır. Hafızı bırak adam yarım akıldır. Bir hafız ailesinden 10 kişiye şefaat edebiliyor. Sen böyle bir fırsat varken bu fırsatı tepiyorsan Allah sana akıl fikir versin. Daha da başka hiçbir şey demiyorum. Bebeğimin alerjisi var, devamlı hastalanır. Dua edebilir misiniz? Ya Rabbi tez zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına bu bebeğimize şifa ver. Arkadaşlar bakın, doktordan çağrı arayacağız. Şimdi bakın acayip bir şey anlatacağım. İyi dinleyin burayı. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi çok hastayım. Dedi bana şifa ver. Allah Celle Celle dedi ki Musa git şu ağacın dedi yapraklarını kopar, kaynat, iç. Tamam. Musa Aleyhisselam yaprakları aldı, topladı, kaynattı, içti, iyileşti. İkinci kez aynı hastalığa yakalanınca gitti ağaca, yaprakları topladı, kaynattı, içti, iyileşmedi. Dedi ki ya Rabbi geçen hastalanmıştım. Sen dedi ki şu ağaca git, kaynat, iç, içtim, iyileştim. Şimdi niye iyileşmedim? Dedi ki ey Musa, ilk hastalanan zaman bana geldin. İkinci hastalanan zaman ağaçtan bekledin dedi. Şifa veren Allah Celle Celaluhu. Ama biz sebeplere sarılacağız. Doktora gideceğiz. İlaç alacağız. Hastaysak doktora gitmeden olmaz. Yok ben bilmem neyim. Arkadaşlar sahabe değiliz. Sahabeler ölüm döşeğinde diyordu ki. Diyorlardı ya sana doktor çağıralım. O sahabe dedi ki zaten doktorun kendisi beni hasta etti. Yani Allah Celle Celaluhu. Ama bizde bu yakin yok. Kusura bakmayın yani. Biz burada yatakta beklesek 10 dakika sonra ondan doktor yok mu diye bağırmaya başlarız. Hocam hayırlı afiyetli evladım olması için dua eder misiniz?
Ya Rabbi, evlat isteyenlere, evlat beklenen hayırlı, evlat hafız, evlatlar nasip eyle. Kimin ne hayırlı muradı varsa versin.